Ünlü manken Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı ile yaşadığı adeta peri masalını andıran 5 yıllık aşkları kötü bitti. Hacı Sabancı Özge Ulusoy'un cep telefonunda ailesine yönelik küfürleri yakaladı ve Özge Ulusoy için adeta kabus dakikaları başladı. İşte Hacı Sabancı'nın iddiaları ve Özge Ulusoy'un açıklamaları. Özge Ulusoy'un peri masalı kabusa döndü. Bunlar çok üzücü şeyler. Hacı Sabancı'dan küfür, nefret ve hakaret itirafları. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim. Meğer benden nefret ediyormuş. Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'nın şok sözlerine ne dedi? Kötü bir şey düşünmek istemiyorum. Çekineceğim hiçbir şey yok. Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'un cep telefonunda yakaladığı o mesajlarda ne yazıyordu? Devamı gelecek bir şey yok ki. Modern zamanların özlü sözlerinden biri, gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır diyor. Tıpkı Hacı Sabancı Özge Ulusoy beraberliğindeki gibi. Yaklaşık 5 sene önceye kadar mutlu bir çift gibi görünüyorlardı. Beraber düğünlere katılıp düşman çatlatıyorlardı. İyi geceler. İyi akşamlar. Çok güzeldi. İyi geceler, kolay gelsin. Hatta evlilik planları bile yaptıkları yazılıp çizildi. Özge Ulusoy evliliğe dair sorulara böyle yanıt vermişti. O işler kısmet, her şey bir zaman var. Daha zaman var. Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy arasındaki aşk 7-8 ay önce sessiz sedasız biterken bugün bunların yaşanabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Ne mi oldu hafta içinde? Bir dedikodu yayıldı. İddiaya göre Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'dan cep telefonunda ailesine yağdırdığı küfürleri görünce ayrılmıştı. Hacı Sabancı iddiaları doğruladı. ptkulüp.com'a içini döken ünlü iş adamı, Özge Ulusoy'un cep telefonuna baktığı anları şöyle anlattı. Nisan'ın ilk haftası Londra'ya tatile gittik. Özge'nin uykusu geldiği için erkenden uyudu. Ben de normalde Özge'nin telefonuna bakmam. Ama o gün içimden bir ses bakmamı söyledi. WhatsApp mesajlarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Peki neydi Hacı Sabancı'yı beyninden vurulmuşa döndüren o mesajlar? Özge'nin bir sırdaşıyla yaptığı ailem ve yakınlarım hakkında küfür, yalan ve hakaret içeren mesajlarını okudum. O an ayrılmaya karar verdim. Mesajlar hiçbir masumiyet içermiyordu. Hacı Sabancı'nın masum değildi dediği o mesajlar nefret içerikliymiş. Mesajlarda beni istemiyorlar, çok üzülüyorum gibi şeyler yazmıyordu. Direkt planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge'nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim. Meğer benden nefret ediyormuş. Haftanın en çok konuşulan olayıyla ilgili bu açıklamayı yaptı Hacı Sabancı. Peki ya Özge Ulusoy? O ne diyordu? Bir davette kameralar karşısına çıktı. Sorular bu hadiseyle ilgiliydi. Konuşmayacağını söyledi Özge Ulusoy. Birincisi tabii ki üzücü. İkincisi biz çok uzun süren bir ilişki yaşadık. İlişkimiz boyunca da birçok şey yazıldı, çizildi. Ben ilişkimiz boyunca da konuşmadım. Ayrıldık. Ayrıldığımızda da birçok şey yazıldı, çizildi. O zaman da hiç konuşmadım. Hepiniz biliyorsunuz. Aradan 7 ay geçti. Böyle şeyler çıktı. Bugün de tabii ki bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Bitti gitti diyor Özge Ulusoy. Bitmiş bir şey hakkında konuşmayacağım. Bitmiş bir şey hakkında konuşmayacağım. Efendim bu ama tamam, bu zamana kadar çok şey yazılıyordu ama hani bu kadar ağır açıklamalar olmamıştı. Bitmiş bir şey hakkında hiç konuşmayacağım. Siz dava edecekmişsiniz çünkü yani. Tek söyleyebileceğim şey bu. Özel şeyler bunlar, çok söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Habercilerin ısrarlı soruları sürdü. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bilgiye sızdıramıyor.
Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Peki, peki bir şey mi? Çekinmeniz bir konu var. Yani bir konu mu var? Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Konuşulması gereken şeyler konuşulur zaten. Hı-hı. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çekineceğim hiçbir peki, şey yok. Peki siz şimdi konuşmadığınız sürece bu devamı gelecek. Özge Ulusoy bu sözlerin karşılıklı bir atışmaya dönüşmeyeceğini söyledi. Hakan. Devamı gelecek bir şey yok ki. Bitmiş bir ilişki 7 ay olmuş. Ama burada şimdi ilişkiyle... Ben yoluma devam ediyorum. Çalışıyorum. İşimin başındayım. Her zaman çalıştım. Hiçbir zaman işimi bırakmadım. Hiçbir zaman kendi işimden, kendi yolumdan dönmedim. Gene dönmeyeceğim. Gene işlerim devam edecek. Gene sizinle her yerde karşılaşmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İlişkinin bitmesinin üzerinden 7 ay geçti. Bu haberler maksatlı olabilir mi? Zannetmiyorum öyle. O zaman peki? Kötü bir şey düşünmek istemiyorum. Düşünmüyorum da. Bu sözleri sarf edip röportajı terk ederken kırılıp dökülüyor bardaklar. Tıpkı kırılıp dökülen eski aşkı gibi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki proje aşkı oldu. Tamam.